Merhaba arkadaşlar. Bugün asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koymak istiyorum. Bahsetmiştik asgari ücret Türkiye'deki gibi Almanya'da da aylık bir ücret değildir, sabit değildir. Saatlik asgari ücret uygulaması vardır. Bu da 8.84 Euro'dur. Efendim maaşı az olanlar itirazlar ettiği tartışmalar oldu. Bununla ilgili aslında Almanya'da sistemin nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Almanya'da e, maaştan ziyade e, ailenin yani hanenin e, geçim e, asgari geçim miktarı önemlidir. Bu hesaplanır. O hanede kaç kişi yaşıyorsa, onların ihtiyaçları e, neyse o hesaplanır. Asgari miktar odur. E, çalışsan, çalışmasan e, maaşının ne kadar olduğu önemli değil. Asgari Almanya'da yaşayan bu ailenin ihtiyacı ona göre belirleniyor. Şimdi ben 2018 rakamlarıyla bir başlayam, başlamak istiyorum. Şöyle şuradan Bekar diyelim. Bekarın 2018'de alacağı para, ihtiyacı olan para barınma hariç. Barınma dediğim kira artı ısınma işte apartmanın tüm giderleri elektrik hariç. Bu barınma artı 416 euro diyelim. Barınma için de ortalama her şehirde fiyatlar değişiyor. Ona göre devletin de verdiği destek değişiyor. Ama ortalama bir şehirde bir kişilik ev 450 euro civarındadır. Ve bu şekilde bu tek başına yaşayan insanın ihtiyacı asgari ihtiyacı 866 eurodur. Şimdi ailelere dönelim. Şuraya çiftler yazalım. Çiftlerin alacağı rakam farklıdır. Her biri 300 74 euro alırlar. 2018'de belirlenen rakam bu. Çocuklara bakalım. Çocuklar yaşlarına göre farklıdır. 0-5 yaş arası var. 6-14 yaş arası farklıdır ve 15-17 yaş arası farklıdır. 0-5 yaş arasındaki çocuğun ihtiyacı 240 Euro'dur. 6-14 yaş arası çocuk için 296 Euro belirlenmiştir. Ve 15-17 yaş arası çocuk için 316 Euro. Zaten daha büyük çocuk normal e, bekar gibi e, bir statüye kavuşmuş oluyor. Şimdi bu, bununla biz bir ailenin hesabını yapalım. Bu ailemizde e, şu her yaş grubundan bir çocuk olsun. Mesela 4 yaşında bir çocukları. 7-8 yaşlarında 10 yaşında bir çocukları olsun. Bir de 15-16 yaşında bir çocukları olduğunu düşünelim. Toplayalım bunları. 2 tane 374 240, 296 316. İsteyenler toplayabilir. Sonuç 1600 Euro. Bu ailenin elinde nakit harcamak üzere ihtiyaçları için bulunması gereken miktardır. 374 374 240, 296 ve 316. Toplayabilirsiniz. Bu dedik yine barınma hariçtir. 5 kişilik bir ailenin barınma ihtiyacı da aşağı yukarı. Ee, yine dediğim gibi şehirden şehre e, değişebileceği gibi. Ee, 800 Euro gibi bir rakam diyelim. Benim yaşadığım yerde en son 813'tü. 800 diyelim ve 100 Euro da e, sıcak kira için dedikleri bu ısınma falan filan için ödenen bir yardım vardı. O da bazı yerlerde 120 falanmış. Biz onu da 100 hesaplayalım. Yani bu ailenin ihtiyacı olan ev ve evin masrafları içinde 900 euroluk bir eve ihtiyaçları var diye demektir. Bu da 2500 yapar. Yani arkadaşlar 5 kişilik bu gördüğümüz ailemizin Almanya'da yaşıyorsa onlar için belirlenmiş asgari miktar 2500 eurodur. Kira dahil her şey dahil. Bu aile bazı arkadaşlar diyor ki işte televizyon vergisi var TV vergisi Efendim bu 1750'dir e sonra kreş parası var çocuğu olanların e okul okula giden çocukların okul yemek parası var şimdi eğer ki bu limitler dahilinde bir kazancı varsa veya hiç kazancı yoksa zaten garanti edilen kendisine garanti edilen miktar budur bu yardımı alıyorsa, yani bu rakam ve daha azına çalışıyorsa bu adam, buna devlet tamamlıyorsa, onu da birazdan anlatacağım. Bu kişi bu ücretleri ödemez. Bunlardan birini ödüyorum diyen kişi bilin ki bu ihtiyacından fazla kazanıyor anlamına geliyor. Artı bunlardan ziyade bir de kırtasiye yardımı alır. Yıllık kırtasiye için çocuk başına 100 euro kırtasiye yardımı alır. Evet. Gelelim şimdi bu adamlar işte 1200'e çalışıyoruz falan filan geçinemiyoruz, kiramız şöyle böyle diyenler için. Şimdi bu ailenin reisi 1200'e çalışıyor farz edelim. 1200'e çalışıyorsa bu adam arkadaşlar bunun 900'ü bu yardımdan mahsup edilir. Yani 300 sırf çalıştığı için ona prim olarak bırakılır. 900 buradan gider. Yani ee, kısa hesap 300 de eklenirse bunun eline geçecek para 2800 olur. Ya, ya da şöyle diyelim buradan 900'ü çıkarsak artık alacağı yardım 2500 değil de 1600 olmuştur. O zaman eline geçen eve gelen toplam para 2800'e yükseldi demektir. Ve dediğim gibi daha fazla kazanıyorsa televizyon vergisi de öder, kreş içinde para öder, Çocuk okulda yemek yiyor. Günde 3 euro 4 euro falan neyse onu da öder. Efendim kırtasiye yardımı almaz. Başka giderleri de vergileri olabilir. Sigortası işte çalışıyorsa oradan ödenir. Bir, bir miktar emeklilik sigortasını kendisi öder falan filan. Ama biz en alt seviyeye bakıyoruz. Hiç çalışmıyorsa veya kazancı bu ihtiyacı olan miktardan daha düşükse. Mesela 1200 ise. Olay bu. Gelelim şu bekar arkadaşa. 416 ve 450 dedik barınmayla beraber ihtiyacı 866. Bu arkadaş eğer 1200 kazanıyorsa o zaman bu kazancı zaten ihtiyacından fazla. O zaman yardım kesilir. Buradaki arkadaştaki gibi 900 azaltıldı bunun mesela. Bunun hepsi kesilir çünkü ihtiyacından fazla kazanıyor. Bunun da eğer ki bu ihtiyaçtan az 300, 400, 500 gibi bir kazancı olsaydı ona da böyle prim hesaplanarak yardım devam ederdi. Ama kazancından fazla olduğu için yardım yok. Bu ailede eğer ki çalışırsa veya ailede birkaç kişi çalışabilir neyse bu miktarın üzerine çıkarsa o zaman bu yardım kesilir. Ama bu sefer bir de işin kindergel kısmı var. Çocuk parası kısmı var. Bu yardımdan çıktı diyelim arkadaş. Çocuk yardımı alacak. İlk çocuk için alacak para, alınacak para 194 euro. İkinci çocuk için yine 194. Üçüncü çocuk için 200 Euro. Üçten sonraki 4, 5, 6 varsa eğer. Üçten sonraki dördüncü çocuk için de ve diğerleri için 225 Euro. Bu para hiçbir şartta kesilmiyor arkadaşlar. Bu yardımı alırken bunun içine dahildir. Bu yardımdan da çıkarsa yine alacağı para burada belli. Ee, ne yapar? 388 588 3 çocuğu olduğu için bunu bu, bunu saymıyoruz alacağı çocuk parası 588 bunu her zaman alacak aylık geliri isterse 10 bin euro olsun isterse 100 bin euro olsun bu çocuk parası kesilmez bunu alır şimdi şöyle bir şey diyelim Eğer ki 2000 civarı 2500 civarı aldı hemen hemen başa baş geldiği masraflar çocuk parasıyla beraber tam karşılamıyor Tam e, ihtiyacını karşılamıyorsa bir de kinder su var çocuk zammı. Bu da her bir çocuk için 160 Euro'dur. Bu şekilde ihtiyaç eğer karşılanmıyorsa onun hesabını yaparlar. Ve 160 Euro'da çocuk zammı ekleyerek e, bu ihtiyacını vatandaşın görmesi sağlanır. Gelelim bir de şununla bitireyim. İkinci bir işsizlik maaşı var. O da çalışıp da işsiz kalanlar için. Bu çalışmayan veya ailenin asgari miktarı dedik buna. Çalışıp da işsiz kalan için yüzde Sadece yalnız başına çocuk yetiştirenler yani ayrı çiftler için yüzde altmış Ama genelde yüzde Yani 10.000 kazanıyorsan bile maaşın 10 ise bile sen alacağın altı bindir. Yani şöyle diyelim işsiz kalırsa bu 10 bin kazanan kişi. 2500'e düşmeyecek işsizlik maaşı 6000 olacak. Bunun gibi eğer ki 1200 alan işsiz kalırsa bunun %60'ı 720'dir. Artık 720 ile geçin demeyecekler. Çünkü bu rakam daha büyük buna geçecek. Öbürü daha fazla kazanıyorsa dediğimiz gibi veya 5000 maaşı vardır. Onun alacağı 3000'dir. 2500 değil 3000 onun hakkıdır bir sene boyunca işsiz kalırsa. Daha sonra yine buraya dönüyor. Türkiye'de 1400 olduğunu söyledi bir arkadaş. 7000 maaş alıyorum ama işsizlik maaşım 1400. O zaman asgari ücret öyleydi. Herhalde şimdi 1603 alacak en yüksek. Yani adam diyor ki ben 10000'e 10 çalışıyorum. Ona göre de 2000-2500'lük bir evde oturuyorum. Ona göre masraflarım, ona göre aboneliklerim, ihtiyaçlarım var. İşsiz kaldım. 1400 ile daha kiramı bile ödeyemiyorum. Öyle bir fark var burada. O aldığınız maaşın %60'ı bir sene o şekilde geçirmeniz gerekiyor. Ama yine de iş bulamadıysan artık 5 bin 10 bin aldığının önemi yok. Senin ailenin asgari ihtiyacı budur. Ve bu rakamı alırsın. Ee, aradaki fark e, genel olarak böyle arkadaşlar. E, abone olmanızı isterim. E, kanalımızı takip etmeye devam edin. Gerçekten en doğru bilgiler bizim kanalımızda. Hepiniz biliyorsunuz. E, yeni konularda tekrar görüşmek üzere.